Öncelikle hanımefendilere, beyefendilere, gözümüzün nuru gençlerimize çok teşekkür ediyorum. Bu saatte burada hem hava soğuk hem de hafif çiseleyen bir yağmurun altında bizlerle berabersiniz. Bu çok büyük bir vebal. Hakkınızı bizlere helal edin. Cenab-ı Hak bizleri sizlere karşı utandırmasın. Hep şöyle bir dua ederim. Ya Rabbim, ne kendi huzurunda ne kullarının karşısında beni mahcup etme. Allah bizleri sizlere karşı mahcup etmesin. Evet, bayramımızın mübarek olmasını diliyorum. Ramazan ayında Cenab-ı Hak tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri inşallah kabul eylesin. Ülkemizin geleceğinde makbul eylesin dualarımızı. Ve geldik, 21 gün kaldı 14 Mayıs'taki seçime. Şimdi burada birçok insan bilir ki ben şu dükkanları 3 sene boyunca gezdim. Türkiye'nin her yerini gezdim. Ve o dükkanların içinde tek bir kere bile kendi partimi övmedim, başka bir partiyi yermedim. Sadece o dükkanın sahibinin, o esnafın derdini ve orada müşteri olarak bulunan insanların ya da çalışanların dertlerini, sorunlarını dinledim. Daha sonra bu sesi kamuoyuyla paylaştık, çözümlerini, projelerini yaptık ve iktidara döndük. Dedik ki böyle dertler var, bunları yerine getirin. Bir kısmını yerine getirdiler, bir kısmını getirmediler. Buradaki amacım şuydu. Arkadaşlar, değerli hemşerilerim, biz savaşa gitmiyoruz, cenge gitmiyoruz. Biz seçime gidiyoruz ya, seçime. Seçim nedir? 5 yılda bir, 4 yılda bir. Yani yerel seçimse 5 sene, genel seçimse gene 5 sene. Sonrasında gidilip sizin iradenize başvurulup ve bütün siyasi partilerin sizin dertlerinize dair çözümler ürettiği projeleri ortaya koyduğu, aynı o esnaf dükkanında müşteri nasıl veli nimetse, siyasetçi içinde müşteri seçmendir, dolayısıyla seçmen veli nimettir diyerek ona, o seçmenin talebine uygun proje üretmektir, hizmet üretmektir ve bütün rekabet bunun üzerine olur. Şimdi bakın, burada kimin ne olduğunu kimse bilmiyor. Ortak nokta nedir? Ne olur. Şimdi bunun nedeni nedir? Dertleriniz var, bizlerden umudunuz var, partimizden umudunuz var. Buraya geldiniz, bizi dinleyeceksiniz. Önce Mansur Başkan'ı dinlediniz, daha sonra beni dinliyorsunuz ve bir karar alıp gideceksiniz. Eminim bazılarınız diğer siyasi partilerin temsilcilerini de dinleyeceksiniz ve bir karar vereceksiniz. Ya hepi topu bu. Ama 21 yıldır yahu 21 yıldır şuculuktan buculuktan yorulduk be kardeşim. Yorulduk be kardeşim. Şimdi bakın, ben kendi özelimden söyleyeyim size. Bakın, kendi. Yok öyle bedavadan, yok oy vereceğiniz başbakan olacağım. Öyle bedava yok. Yok. Pazarlık yok. Pazarlık yok. Sağ olasınız. Şimdi bakın. Bakın. Nasıl fayda sağlanır? Seçmen nasıl veli nimet olur? Seçmen nasıl patron olur? Şimdi bir iktidar 21 yıl boyunca uzarsa, yani o sene doğmuş çocuklar o artık seçmendir. Başka bir hayat bilmezler.
Şimdi sevgili oğlum, bütün sebep bizim yaşımızdakiler, haberin olsun. Hayatınızı kaydırdık sizin. Ne deseniz haklısınız. Şimdi ya bakın, bakın, ben kendi özelimden bir örnek vereyim. Oğlum ben acıyım. 7 yaşından beri 5 vakit namaz kılarım. Cenab-ı Hak kabul etsin. Ama velakin yahu başka bir şey diyeceğim. Ben eğer kul hakkına el uzatıyorsam o namazın ne bana ne sana faydası var. Şimdi eğer ben bir mevkideysem sen sınava girdin. Aldın 86 puan. Ama ben bir yakınımı, tanıdığımı torpil yaptım. 3 kağıt yaptım. Onun ayısı oldum, dayısı oldum ve döndüm 52 puanlıyı mülakatta senin yerine tayin ettirdiysem batsın bu dünya. Bu namazın bir manası yok. Şimdi ey Konyalılar, bilirsiniz benim anam da o Karaman'dan Yunanistan'a gönderilmiş bir avşar kadını, anamın ailesi. İnatlığını bilirsiniz. Şimdi bakın, yahu bizlere ilk öğretilen Hazreti Adem kıssasıdır. Benim yaşımdakiler bilir, doğru mu? Öznesi nedir? Haramdır. Harama el uzatırsın, bu kızım biliyor. Harama el uzatırsın, ne olur kızım? Edep yerlerin açılır. Edep yerlerin açıldığı andan itibaren hicap duygun, edep duygun, adap duygun, utanma duygun kaybolur. Haram senin için mübah hale gelir. İşte o zaman gerçekten günahkar olursun. Ve onun için cennetten kovulduğu anlatılır Hazreti Adem'in. Doğru mu? Peygamber Efendimiz'e sorarlar. Müslüman şunu yapar mı? Yapabilir. Şunu yapar mı? O günahları saymak istemiyorum. Şunu yapar mı? Yapabilir. Bunu yapar mı? Yapabilir. Sayarlar. En son derler ki, Müslüman yalan söyler mi? 3 kere der ki, yalan söylemez, yalan söylemez, yalan söylemez. Doğru mu? Ya arkadaşlar, şuculuk buculuk üzerinden, gösterişler üzerinden çırak çıkan sizsiniz. Çırak çıkan sizin çocuklarınız. Çırak çıkan sizin kadınlarınız. Ayısı olan, dayısı olan en yüksek makamlara gitti, siz açıktasınız. Şimdi seçime gidiyoruz. Söylenecek tek laf yok. Neler de gündemde? PKK'lı olmak gündemde. Efendime söyleyeyim, kafir olmak gündemde. Efendime söyleyeyim, İmralı neydi yok pardon. Kandilli ahbaplık gündemde. Ya arkadaş, ben Meral Akşener'im, açtırma kutuyu, söyletme kötüyü. Bu ele, ahan da bu elime. Bugüne kadar terörist eli değmedi. Allah hakkı için değmedi. Vallahi değmedi, billahi değmedi. O terörist eli bu ele değse vallahi keserim, billahi keserim. Allah şahit olsun, keserim. Ya arkadaş, Recep Bey, İftira atıp duruyorsun, günahtır günah. Senin bu elinde PKK'nın eli var. Abdullah Öcalan'ın kardeşine bizim Mehmet dedin, bizim Mehmet. Yok, ben onları... Ya biz gereğini yapacağız. Oy kullanarak gereğini yapacağız, yuhlama lüzum yok. Yok. Bu elinde PKK var. Bizim Mehmet. Bir dakikacık. Adam diyor ki bizim Mehmet. Ya arkadaş, ne zamandır arkadaş oldunuz, akraba oldunuz? Abdullah Öcalan'ın kardeşi bizim Mehmet. Gitti ya bizim Mehmet abisini ziyarete. Onun diğer kardeşi Osman Öcalan,
TRT'de konuşma yapıyor. Peki, peki bu elde ne var? Bu elde de Hizbullah var. Evet, bu elde de Hizbullah var. Yahu iki elinde de terör örgütü. Bizim için PKK bir terör örgütüdür. Kahrolsun ve kahredeceğiz. Ama Gonca Kuriş'lerin, Gafar Okan'ların katilleri de bizim için katil ve terör örgütüdür. Şimdi ya bak 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 bundan da çok rahatsız oluyorlar biliyor musun? Hadi inat olsun diye söyleyelim. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ya ya. Bir dakika şimdi yeteri kadar uyuz ettik. Şimdi yeteri kadar uyuz ettik. Birkaç kelam edeyim. Kızlar, bu kadınlar değiştirecek bu işleri. Ya şimdi ben evde torun büyütüyor olsaydım neyi konuşacaktık? Neyi konuşacaktık? Gelini gagalıyor olacaktım. Bugün Recep Bey'i gagalıyorum. Ya işte böyle. Onun için bir kadına, bir kadına iftira atmayacaksın. Bir kadına haksızlık etmeyeceksin. Bir kadının namusuna, şerefine el uzatmayacaksın. Uzatıldığı andan itibaren işte böyle olur. Şimdi bakın seçime gidiyoruz. Seçime gidiyoruz. Konya'dayız. Bakın şimdi oraya geleceğim. Seçime gidiyoruz. Konya'ya baktık. Konya Suriyeli sığınmacılarda 12. şehir. İki sene içinde götüreceğiz, göndereceğiz. Kesinlikle göndereceğiz. Şimdi aynı fikirdeyim. Şimdi yok. Hayır, onu emekli edeceğiz oğlum. Yok emekli edeceğiz. Emekli edeceğiz. Tamamını emekli edeceğiz. Yok, bizde düşmanlık yok. Emekli. Bu kızı çok beğendim. Abla gibi duruyorsun. Anası mısın, ablası mı? Onun annesi, onun nesisin? Çok benziyorsunuz. Muhteşem. Evet. Şimdi bakın 12. sırada. 5 ilçeniz çölleşmek üzere. Ayrıca meşhur Ahi kanalı yapıldı. 74 kilometresi çöktü. Oradan su gelmiyor, sulama yapılmıyor. Besi hayvancılığı bitmiş durumda. Tarım hattaya gidiyor, can çekişiyor. Ve onu söylüyorum. Ve çocukların suça itilmesinde %18 çocukların suça itildiği bir şehir, %18'i. Günahtır günah. Günahtır. Devamlı bize din satıyorsunuz. Devamlı bize dindarlık üzerinden ahkam kesiyorsunuz. Harama el uzatıyorsunuz. Konya gibi bir şehirde uyuşturucu kaçakçılığı olabilir mi? Çocuklar uyuşturucuya alıştırılabilir mi? Sizin yataracak yeriniz yok. Sizin yatacak yeriniz yok. Şimdi bakın. Mülakatta tayin edilemeyen pek çok çocuğumuz var. Biz seçimi kazanır kazanmaz 100.000 öğretmeni derhal tayin edeceğiz. 1-2 bütün köy okullarını açacağız. Oraya öğretmen tayin edeceğiz. Oraya ziraat mühendisi tayin edeceğiz. Oraya veteriner tayin edeceğiz. Ve havza bazlı tarımı teşvik edeceğiz. Çobanlık yapan kardeşlerimizin, Türk vatandaşı kardeşlerimizin sigortası ya da Bağkur'unu devlet olarak biz ödeyeceğiz. Genç olup köyünde tarım yapmak isteyen gençlerin teşvik edilmesi için onların 5 yıl boyunca hem eşinin hem kendisinin sigorta ya da Bağkur'unu devlet olarak biz ödeyeceğiz. KPSS mağduru olmuş gençlerimizin
haklarını iade edeceğiz. Ve en önemlisi, para çarpmış olanların cebinden ya da yurt dışından ya da gırtlağından o paraları söküp alacağız. Şimdi dediler ki Mansur Bey gelirse, biraz evvel anlattı Mansur Başkan, anlattı şunları yapacak. Aynı Mansur Başkan 4,5 milyar liralık Ankara köylüsüne para kazandırdı. 4,5 milyar lira, yani 4,5 katrilyon lira para kazandırdı şu seçimden beri. Çalmazsan, çırpmazsan neler oluyormuş görün. Ama jeliboncu bir muhterem var ya, o ne yaptı? Yok. Sonraya... Ya ne yaptı biliyor musunuz? Bir park yaptı, 801 milyon lira. 16 milyar lira. Bak şimdi, bu 16 milyar lirayı düşünün, Konya köylüsüne karşılıksız verseydik ne olurdu? 16 milyar lira. Ya da Türkiye'deki KYK borcu olan çocukların KYK borçlarını ödeseydik ne olurdu? Onun yerine 3 tane müteahhite, 3 müteahhitin cebine koydular. Ondan sonra cephellezi oldular. Şimdi bütün bu romantik konuşmaları yaptılar size. Çırakta sizi çıkardılar. Tekrar demin söylediğime gelirsek, benim namazımın size olan faydası nedir? Benim iyi insan olmamdır. Benim namazımın bana sağlaması gereken nedir? Allah'ın emri nedir? Harama el uzatmamaktır. Kul hakkına girmemektir. Yav arkadaş, kul hakkına giriyorsunuz. Kul hakkına el uzatıyorsunuz. Haramdan artık ta buraya kadar haram çıkmış ve bizlere iftira atıyorsunuz. Ben artık bunlarla dalga geçeceğim. Ama daha vahim bir şey var. Biraz evvel bir kardeşim bana Sinan Ateş'i unutma dedi. Ben Sinan Ateş'i unutamam oğlum. 80 ihtilaline kadar Kocaeli MHP il başkanının kız kardeşiyim ben. Tekrar söyleyeyim. Kalbimizde yaşıyor. Şimdi bak. Ben ahirette abimin yüzüne bakamam. Nihat Gürer'in yüzüne bakamam. Eğer Sinan'ın katillerinin elindeki kanı görmezden gelirsem, o katilleri de, azmettirenleri de, buna göz yumanları da, eğer onlardan hesap sormazsam, Cenab-ı Hak benden hesap sorsun. Bir tane o Bengisu'nun, bakın o Bengisu'nun, o Banu Çiçek'in gözyaşlarını silmezsem Cenab-ı Hak benden hesap sorsun. Eğer bu cinayetin katillerini bulup, azmettiricilerini bulup, eğer yargıya teslim edip takip etmezsem namussuzum, şerefsizim. Hiç merak etmeyin. Bu bir genç bir annenin, anne ve babanın ve evlatların yüzüne bakmakla ilgili bir şey. Ama bir şey daha var. Hilal bıyıklım. Bir şey daha var. O ne biliyor musun? Bir daha biz bunlardan hesap sormadığımız takdirde bu katil zanlılarını, bu katillerin elini tutmayıp onu kırmadığımız takdirde sokakta yürüyemezsiniz. Böyle bir yol açtılar. Onu düzeltmek bizim vazifemiz, benim vazifemdir. Evet, şimdi en son söz olarak
Mansur Bey'i biliyorsunuz, hem de Ekrem Bey'i, hem etkili, hem yetkili, hem icracı bir başkan yardımcılığı görevine Allah'ın izniyle, sizlerin desteğiyle oturttuk. Sayın Kılıçdaroğlu'nun koşu partneri yaptık. Ben şimdi burada sizlerden iki şey rica ediyorum, istirham ediyorum. Birincisi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, yani Kemal'e bir oy. İkincisi ise İyi Parti'ye yani Meral'e bir oy. Ben Mansur Bey'i alabilir miyim? Mansur Bey'i alabilir miyim? Şimdi en son oğlum adını bilmiyorum, Hilal Bıyıklım dedim sana. Şimdi sen biliyorsun bizim tayfada hiyerarşi ikiye ayrılır. Abiyi getirdik. Oylar tamam mı? Söz mü? Söz mü? Söz mü? Allah'a emanet olun.